Merhaba. Az önceki videomu çekmiştim 3 numara. Onu atacağım. Ondan sonra ikinci video demiştim. Bu saçta da Mürsel Bey var burada. Canım mı? Canım Mürsel Bey. Bu benim canım mı? Çok severim kendisini. Çok severim. Öyle böyle değil. Neyse. Normalde katlı saç kesiyoruz arkadaşımıza. Mürselciğime. Ama bu sefer dedik ki bir değişiklik yapalım. Drop fade keseceğiz. Ama çok fazla böyle yukarılara kadar drop fade değil ama. Hani iyice sıfırlı bir kesim değil. İstiyorsanız ben çok lakak da yapmayayım. Bu arada kanalıma abone olun. İlk önce bir saç panteli, bir saç çıldırızı bantlayalım. Sonra da başlayalım. İlk önce drop fade'e başlarken saçı bir buradan bir ya da fade olarak da düşünebilirsiniz. Buradan bir böyle bir basın saç bantını takıyorum. Tabii siz böyle çok düzgün bir kesim göremeyeceksiniz, yanları falan göremeyeceğiniz için sadece bu taraflardan anlamaya çalışacaksınız. Şimdi ilk önce bir makinamızı bir alalım. Şuradan bir Andes. Andes'in sıfırı da var ama takmayacağım. Bir yarım çekelim ve başlıyoruz. Ne canım çıkmayacağım. Oğlum sus ya. Sen sus ya. Karışma. Lütfen. Hala öteki tarafta izin şey var mı sende? Var. Sıkıntı var mı? Arkadaş bu sende niye geçmiyor? Bu arada son videoyu dün attın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Hiç sormuyoruz, konuşmuyoruz, siz de yorum da yapmıyorsunuz zaten. Yazmıyoruz hiç yorumlarda. Benden istediğiniz videolar varsa onları da söyleyin. Onları da çekelim. Mesela burada saçı göremezsiniz artık değil mi? Benim şöyle biraz bir yana kaymam lazım. Böyle göstereyim o zaman. Mesela bu Andes makineler şey, Vahın gibi değil mesela. Bu böyle bir kere de almıyor nedense. Bunun üzerinden böyle birkaç kere geçmek lazım. Ve telefon çalıyor. Kim arıyor? Neyse daha sonra ararım. Birazdan bakarım. Şu an videoda hiç aramaya gerek yok. Çünkü video bozulacak. Doğal olarak da onu da düzenleyemeyeceğim. Tamam. Şimdi burayı hallettik. Yarımı aldık. Şöyle. 1/2'si var. Bundan takalım. Şöyle takalım. Bunu taktık. Çentik kapalı. Açmıyoruz. Ve devam. Baba ne yapıyorsun? Doğrusun mu anlaşılan? Evet, bir yarım saat sürer işim. Ben burada oturayım biraz. Tamam olur. Hadi kapat kızım. Tamam baba. Sorsana babaya çay kahve içer mi? Thank you.
Ve burayı da böyle aldık mı arkadaşlar? Hafiften böyle 2-3 dakika çekin çentiyi. Üzerinden böyle fazla. Tabi siz bu tarafı görmüyorsunuz, o ayrı bir mevzuda. Bunu ben tıraş bittikten sonra size şu komple göstereceğim. Şimdi bunu da aldık. Ondan sonra bir numarayı takacağız. Normal sade bir numara. Çentik kapalı. Aldığımız yerde şuradaki izler var ya, oraları. Ama nasıl? Makineye dik değil, böyle vurdurarak. Sadece izin olduğu yere. Burayı da böylece ayarlamış olduk. Sonra tekrar Andis'in 0 numarası var. 0'ı takıyoruz ve alttaki diplerdeki o izler var ya, ufak ufak onları da kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi buralar bitti. Gelelim şu enselerini de alalım. Burayı ayarladık arkadaşlar. Hepsi bitti. Şuraları bir ayarlayalım ilk önce. Bu arada benden çekmemi istediğiniz videolar falan olursa lütfen yorumlarda belirtin. Belirtmemezlik yapmayın. Ki ben de ona göre sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekeyim. Ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, onlardan haberdar edin derim. Ayrıca önümdeki oturan müşterimizin adı Mürsel. Kendisi bir sağlıkçı, hemşirdir. Kendisinin de bir YouTube kanalı vardır. Hemşire Mürsel diye. Oraya girip işte oradan arkadaşımıza destek olursa çok memnun olur. Kendisi tansiyon nasıl alınır? Kan nasıl çekilir? Onların videolarını böyle kısa kısa kesitlerle güzelce ve düzgünce ve anlatıyor. Sonuçta sağlık önemli arkadaşlar. Sağlık elden giderse olay bitiyor.
Pardon, ben az önce hemşire Mürsel mi dedim? Pardon, hemşir Mürsel. Hemşir. Şimdi onlar bayanlarına hemşire, erkeklerine hemşir diyorlar ya. Bizimki hemşir. Güldüğünüzü görüyorum ve hissediyorum, lütfen gülmeyin. Gerçekleri söylüyorum. Hemşir Mürsel adlı kanala abone olursanız şöyle karşınıza 1.60 boylarında şu kadar gözlüklü bir arkadaş çıkacak. Onun böyle tatlı minnoş videoları var. İzlerseniz çok sevinirim. İşinde de başarılı ama. Şimdi yiğidi öldüreceğim, hakkını yemeyeceğim. Değil mi Mürsel Bey? Evet. Teşekkür ederim. Her zaman. Vallahi var ya, cincik gibi saç kesiyorum. Ama o bir dakika. Şurada bir tane iz gördüm. Dur. O gözümden kaçmaz. Hemen şurada bir iz gördüm. Şöyle bir kafanı çevir bakayım. Heh, tamam. Ve tamam. Evet arkadaşımızın olayı bu kadar. Yanlarını aldık. Şimdi gelelim makas işlerine. Makasa geçelim. Hemşire Müşter Bey bugün konuşmuyor. Çünkü dün gece şeyden çıktı. Nöbetten çıktı. Çok yorgun. Bir an önce tıraş olup evine gitmek istiyor. Uyumak istiyor. Bunlara da hak vermek lazım şimdi arkadaşlar. Çok yoruluyorlar. Hele benim Mürsel'im çok yoruluyor. Zaten 1.60 boyu var. Direkt yerden alıyor zaten. Şu an videonun sahibi olan Halim abim de 1.65 koş boyu. 1.65 değil, 1.67. 2 santim, 2 santim uzun. Olabilir. 2 santim, 2 santim. Siz şimdi bu makas kesimleri görmüyorsunuz değil mi? Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Telefonu açıp oraya koyuyoruz. Ancak görüntü kalitesi o kadar düzgün. Bu kadar oluyor. Mürsel üstlerden alacağız mı onu? Biraz. Vallahi. Çok uzun değil ama. Ne gerek var? Hafiften diyor. Dışarıdan toplasak yeter. İyi, tamam. Bu arada kanalımı arkadaşlarınıza da lütfen tavsiye edin arkadaşlar. Bakın böyle bir eğlenceli erkek berber salonu da bulamazsınız ha. Onu da söyleyeyim yani. Bütün her şey var bizde. Gır gır şamata. İş anlatma. Tabi iş konusunda biraz ciddiyimdir. Zaten fark ediyorsunuzdur. İşe girdiğiniz zaman hemen bir duraksamaya geçiyorum. Susuyorum yani. Çünkü neden? Bu iş öyle dalgaya alınabilecek bir iş değil. En ufacık bir hatamızda saçın gidebilme olayı var. İş yaparken ciddiye alın işinizi. Bunu çıraklara ve kalfalara söylüyorum. Hani dalganızı malganızı geçin. Şakanızı yapın müşterinizle ama belli bir doza kadar. Öyle su kaçırmadan devam ederseniz daha iyi. Çünkü anlık bir hatanızda adamın saçları, tabii bu adam olabilir, kadın olabilir, saçları elveda olabilir. O yüzden lütfen İşinizi ciddiye alın.
Bu arada yakında herhalde birkaç gün içinde böyle bir şey de çekebilirim. Makineler nasıl kullanılıyor alırken onunla ilgili video çekebilirim. Sizlere makaslarımı tanıtabilirim. Hangi makasları kullanıyorum? Onunla ilgili de bir video çekebilirim. Zaten dün saç düzleştirme ile ilgili bir video çektim. Kendimle. Zaten izlemişsinizdir ki cevap verenleriniz de oluyor. Allah razı olsun ya, beni izliyorsunuz. Ama lütfen şu kanalı biraz daha bir yükseltelim ya. Vallahi. Hani hem eğlenceliyim hem bilgilendiriciyim. Daha ne istiyorsunuz? Ya cidden yani. Değil mi hemşire bey? Evet. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Merhaba bey. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Evet. Şimdi. Yanlar falan bitti. Enseleri dayaladık. Şimdi hafiften de bir üstlerden alacağız. Ama onun için eldiveni çıkartmam lazım çünkü makaslar köreliyor biliyor musunuz arkadaşlar uçları. O yüzden bu önemli bir detay. Şimdi kalkıp da 200-250 liralık makaslar olmayınca maalesef 3,5-4 milyarlık makas olunca doğal olarak bunu düşünüyoruz. Şöyle saç bantımızı aldık. Buna böyle yapıştırın böyle. Ondan sonra yerine tekrar koyun. Ayrıca aldığınız malzemeleri lütfen yerlerinize koyun. Böyle gelişigüzel ortaya atmayın. Bu da kamu spotudur. Aradan geçelim. Bazı berberlerin maşallahı var. Alıyor onu böyle sağa atıyor, ötekini sola atıyor. Yok küskün sağda duruyor. Bak. Bak nasıl güzel. Öyle. Düzgün ve düzenli çalışırsanız hayatta her zaman başarının sahibi olursunuz. Ben bu konuda müşterilerden çok büyük takdirler alıyorum mesela. Kullandığım makineyi alıp temizleyip yerine koymaktan falan. İnsanların hoşuna gidiyor. Hem kendi işinize değer veriyorsunuz hem de karşınızdaki müşteri. Mürsel Bey ne kadar alacağız? Müşteri ben alacağız. Ara makaslı mı olayım, normal makaslı mı? Ara makaslı olur. Ha. İyi tamam o zaman. İnceltme mi yapayım, kısaltma mı? İnceltme. O zaman bundan alalım. Daha bak, bunu kullanacağız sana. Hadi başlayalım. Ayrıca benim ara makas nedir videom var. Bak şuradan aynadan konuşacağım. Onu da izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Orada da güzel bilgiler veriyorum. Hangi saçlara ara makas atılır, hangilerine atılmaz ara makas, hangi alanlarda kullanılır, kullanılmaz. Onu da bir güzelce izlersek bilgi sahibi olabilirsiniz. Değil mi? Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Bir şey yapmasın abi. Neyi? Makasın ucuna güvenliğinden köre. İşte makas keserken mesela şu köşeleri var ya. Evet. Buraya değiyor ya, çıt diye aldı mı burayı alıyor. Aynen öyle, makasın uçları gidiyor. Ya o da kötü oluyor oğlum. Şimdi bakın böyle çok hafif hafif böyle uçlarına sadece böyle bir şekil verme amacıyla bu ara makası atıyorum. Bak mesela burada bak, böyle belli oluyor, siz görüyorsunuzdur belki oradan camdan. Şuradan böyle ucunu böyle fazla kısaltmadım. Öyle. Hafif hafif aldığınız zaman hem saça bir reaksiyon vermiş olursunuz. Hem saçı yaparken müşteriniz daha rahat saçını yapar. Ayrıyetten biraz da kabarıklığını da alır. Tabii çok fazla dipten girmezseniz memnun olur. Sonra. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi buradaki saç böyle karışıyor ya. Buradan bu saçı böyle ayırın. Şöyle. Mesela burayı ayırdık ya. Burayı alın. Şu köşesiyle. Buradan alın. Böyle.
2 3 Bak 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 nasıl çıkıyor burada. 4 Olay mı? Ondan sonra böyle bir tarayı seçip şöyle bir yapın. Cincik gibi oldu. Vallahi cincik gibi saç kestim. Olay bu kadardır arkadaşlar. Kısa ve öz. Ayrıca şöyle de bir şey var. %1.60'lık arkadaşlar bu tıraşla 1.67'ye kadar çıkıyor. Yani, hafiften yükseliyorlar. Senin boyuna kadar gelirim yani. Çünkü neden? Tıraş güzel oluyor. Havalanıyorlar doğal olarak. Hani bir air misali, süspansiyon misali bir havalanıyorlar. Yani doğal olarak ince bir oynama oluyor. Mesela bu arkadaş birazdan kalkarken kalktığında böyle uçarak kaçacak burada. Aynı boyda olacağız. Tabii ki. Evet arkadaşlar, şakamızı da yaptığımıza göre dalgamızı da geçtik. Ve işin ciddiyet noktasına geldik. Olay bu kadar. Saç kesimimiz bitti. Bu tam drop fade değil çünkü drop fade'lerde çok daha yukarı çıkmam gerekiyor. Ama bizim hemşerim Mürsel Bey öyle bir model istemediği için klasik, normal bir kesim. Hani drop fade'in az biraz daha kısası. Pardon, uzunu, ne kısası? Yanlış söyledim. Olay bu kadar. Şimdi ben sizden videoyu bir alayım mı? Şimdi ben şöyle bir alayım. Böyle bir etrafını göstereyim. Şöyle. Merhaba. Ben geldim. Hop. Yanlış. Bir saniye şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. İlk önce tripodumuzu şöyle bir ayarlayalım. Buradan böyle bir aşağı doğru indirelim. Böyle. Küçültelim mi biz bunu? Heh. Tamam. Evet. Hemşir Mürsel Bey'in boyuna geldi. Evet, biraz böyle birbirlerine benziyorlar. Evet, şöyle yandan bakın. Bu taraf böyle. Ne kadar güzel değil mi? Böyle geliyoruz bu tarafa. İşte sıkıntı burada arkadaşlar. Bak bu tarafı çekmiyor. Bu tarafta böyle görüntü kapkara bir şey oluyor. Artık kusura da bakmayın. Aa, şöyle yukarıdan mukarıdan bir şekilde çekeyim. İşte bu da bizim hemşir Mürsel Bey'imiz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir uzaktan alayım bakalım. Böyle de tamam. Buradan da böyle bir üstlerden de göstereyim size. Heh. Bak böyle. Şöyle. Mürsel Bey gülümser misiniz? Merhaba. Merhaba. Evet. Arkadaşlar olayımız bu kadar. Şimdi ben şu videoyu tekrar aynı yerine alıyorum. Tripodu kurulların. Tekrar bir kaldıralım. Çünkü bu Mürsel Bey'in boyuna gelince olmuyor. Biraz kaldırmak lazım bunu. Değil mi Mürsel Bey? Evet. Arkadaşlar. Velhasıl kelam. Bizim olayımız bu kadardır. Şöyle bir tut bakalım. Şöyle bir. Tamam. Evet arkadaşlar. Tıraşımız bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan halim.altankingav, salonları Kingav official ve Twitter'da da halimaltankingav adıyla takip ederseniz çok ama çok memnun olurum. Kendinize çok dikkat edin, seviyorsunuz. Bugün böyle biraz hemşir beyle uğraştım. Çok seviyorum. Çok seviyorum. O yüzden ben sevdiklerimle genelde uğraşırım. Ayrıyetten dediğim gibi hemşir Mürsel yazdığınız zaman şöyle şöyle bir gözlüklü, böyle siyah gözlük çerçeveli minik boylu bir arkadaş denk gelecek. İşte tansiyon almadır, tansiyon ölçmedir, kan almadır, tansiyon şeker ölçmedir. Bunların hepsini yapıyor. Onlarla ilgili tatlı, minnoş videolar çekiyor. Takip ederseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Öpüyorum saygılarımla. Bye bye.